Münafığın ruhu çatışmacı ve anarşisttir. Münafık sürekli kavgacıdır. Yani kavga konusu arar. Çatışma ve itiraz konusu arar. Yani bir münafığın vasfını oradan anlayabilirsin. Hemen bir şey itiraz etmek ister. Hemen çatışma, hemen anarşi ruhu içerisindedir. Kendi çıkarına çatışma olmadığında sakin olur münafık. Ama kendi nefsiyle çıkarına çatışıldığında o anarşist deli ruhlu, o şeytani ruhu hemen ortaya çıkar. Kur'an'da çok detaylı tarif edilmiştir. Şeytan Allah'a sığınır. Nur Suresi 48. Aralarında hükmetmesi için Allah ve Resulüne çağrıldıkları zaman onlardan bir yüz grup, bak onlardan bir grup yüz çevirir. Bunlar işte münafıklar. Münafıkun ve münafıkat. Nur Suresi 49. Eğer hak lehlerini ise ona boyun eğerek gelirler. Yani hoşlanarak, mutlu olarak gelirler. Ama değilse o anarşist, azgın, şeytani, küstah, ahlaksız ruhları ortaya koyuyorlar. Resulullah devrinde böyleydi bunların tavrı. Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuşkuya mı kapılar? Yoksa Allah'ın elçisinin kendilerine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalim kimseler. Yani zalim, anarşist ruhlu, psikopat, kavgacı, sevgisiz, kindar, manyak ruhlu kişilerdir. Onun için münafık hiçbir zaman için yatışmaz. Peygamberimiz devrinde sallallahu aleyhi ve sellem gayet güzel ortam. Zaten az sular bizden zaten sıcak. Her zaman sıcak. Sırf pislik, ahlaksızlık olsun mu? Kalabalığın içinde diyor ki ya Muhammed diyor. Uslupları da çok küstahtır. Münafıkların saygısız ve küstah olmak onun için önemli bir konudur. Hitabetleri de küstahçadır. Hava çok sıcak diyor. Sanki peygamber bilmiyor gibi. Bu sıcak havada diyor cihada çıkılmaz diyor. Resulullah zaten herkes biliyor. Ama sırf pislik olsun, fitne olsun, Peygamberimiz aleyhine Müslümanları kışkırtmak olsun, kendini göğe çok zeki göstertiyor. Peygamberi de haşa onu akledemez bir insan gibi göstermeye çalışıyor. Adiliğinden, haysiyetsizliğinden, namussuzluğundan. O anarşist kahpe ruhundan kaynaklanıyor. Yoksa ona para versen çıkar o. 10 derece daha sıcak olsa çıkar fark etmez. Zaten orada sıcak. Gölgede 50 derece, 60 derece oluyor. Herkes de hayatını yaşıyor. Yani ruhunda o anarşist, ahlaksız kişi, yani münafık, bu olayla karşılaştığındaki tavrı bu. Bir tek Resulullah devrinde mi? Her devirde. Hazreti Musa zamanında da böyleler. Her devirde böyleler. Allah'ın elçisi, bak Tövbe Suresi 81, Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Mesela İslam'a hizmet etmiyor. Yazı yazmıyor, konuşmuyor, anlatmıyor. Asrımızda nasıl olur bu? İslam'a hizmet etmez. Bir şekilde hizmet etmez. Boş işlerle vakit geçirir. Keyfi işlerle bazı vakit geçirir. Yani her türlü boş iş. İslam'a istese hizmet eder. İnternetten de hizmet eder. Efendim sözlü olarak da hizmet eder. Her türlü hizmet eder. Ancak para versen bunu yapar, çıkar olursa. Ama çıkar olmadığınca yapmaz. Çünkü İslam'a hizmet münafığın çok ağrına gider. Her kelime onun ciğerine kurşun sıkılmış gibi ızdırap verir. Ama sırf Müslümanlar şirin görünmek için, kendince dikkat çekmemek için öfkeyle yine biraz hizmet ediyor gibi kendini göstertir. Siz söylemiştiniz Adnan Bey. Daha sonra da o İslam için yaptıkları hizmeti geri almaya çalışırlar ama geri de alamazlar münafıklar demiştiniz. Bir daha söyle. İslam için mümin gibi göründükleri dönemde yaptıkları hizmeti münafıklar daha sonra geri almak isterler ama bunu da başaramazlar demiştiniz. Evet, o çok ağırlanıyor. Evet. Çünkü ömrünü vermiş, gençliğini vermiş. Evet. Gençliğini alamaz. Ömrünü geri alamaz. Yaptığı hizmeti geri alamaz. Ama işte İslam'a kazandırdıkları kişiler varsa onlar geri döndürmeye çalışırlar. Onlar da Müslümansa tabi onu deli ve haysiyetsiz olarak görüyorlar. Manyak olarak görüyorlar. Münafıklığına bir kat daha kanaatleri geliyor. Ben gördüm öyle münafıklarda. İslam'a kazandırdıklarını geri İslam'dan soğutmaya çalıştılar. Münafıkların bu tavrına karşı Müslümanların cevabı hayır oldu tabi. Kabul etmediler.
Hazreti Ali şöyle diyor Kerimullah vece. Münafığın üç alameti vardır. Yalnız olduğunu tembelleşir. Uyuz böyle. Kendi içine çekilir. Boş işlerle uğraşır. Halk arasında olduğunda pek faal olur. Ve zekasını göstermek, işte kendinin üstün olduğunu göstermek için yalan dolan, üçkağıtçı, uluk her şeyi yapar. Övüldüğünde fazla atak olur diyor. Övüldüğünde. Yani ama sen şöylesin böylesin derse. Yani onu göstermek için böyle bir şey yapar diyor. Eleştirildiğinde diyor ibadeti azalır. Moral yönden çöker diyor. Anormalleşir diyor, dengesizleşir. Bu kimyayı saadete geçiyor. Gösterişe çok önem ver münafık. Ya desinler çok önemli. Münafığın vasfı oturur. Bir yere oturtur onu. Saatlerce öyle boş boş etrafa bakar münafık. Allah'tan korkmaz. Böyle durur. Yani anlayamazsın da. Bak çok bariz alametleri vardı. Bomboş oturur böyle bakar. Dengeli bir insan bunu yapmaz. Değil mi? Evet. İyilikten anlamaz münafık. Müslümanlara karşı öfkesi asla yatışmaz. Kinler hep içindedir. Kinini saklayamaz. Ufacık bir gerekçe gördüğünde hemen psikopatlığını, o anarşist ruhunu, azgın ve deli ruhunu hemen gösterir. Ama Müslüman öyle değil. Müslüman mutmain, itminane ermiş. Ayette var ya, ayette, itminan oluşması müminde, mutmain oluyor. Sabırlı oluyor. Mesela bir şey olduğunda kanaatkar oluyor. Ona verilen bir şeye kanaat getiriyor. Söylenen söze kanaat getiriyor. Fitneden kaçınıyor, kargaşadan kaçınıyor. Aman ortalık karışmasın, aman gerginlik olmasın, aman ortalık huzurlu olsun kafasında oluyor. Münafık öyle değildir. Küstahtır, deli tinettedir. Ne olacağı onu ilgilendirmez. Delice menfaati için saldırganlaşır, küstahlaşır, azgınlaşır. Anarşisttir ruh. Şeytan gibi. Mesela şeytan cennette duruyor bak, normal duruyor. Birden azgınlığı geliyor. Şeytan azgınlığı. Geliyor Adem'e zarar vermeye kalkıyor. Havaya zarar vermeye kalkıyor. Ortalığı birbirine katmaya kalkıyor. Yetmiyor bütün Müslümanlara zarar verme kafasına giriyor. Münafığın ruhu da böyledir. Yani zarar verme ruhu içerisindedir. Ama fırsat kollar. Ama mümin tabi buna dikkatli davranırsa münafığın bu atağını engeller. Bu münafığa uyanık olma, dikkatli olma, zekasının ve aklının gelişmesi neticelenecek güzel bir ibadet olur. Ve bunları veriyorum. Kendilerine karşı gazaplandığı bir kavmi, veli, dost, müttefik edineni görmedim. Bak Müslüman da mesela değil mi? Homoseksüelliğe karşı, Darwinizme karşı. Ama münafık onları veli ve dost ediniyor. Nerede böyle derin devlet mensubu varsa veya nerede bir oyuncu varsa, nerede küstah bir züppe varsa, nerede İslam'a kötülük yapmak isteyen varsa, pislik insanlar varsa gider onları bulur münafık. Hayret edecek yerde bulur. Onun hazır bulduğunda işte Müslüman yakalarsa oradan onları etkisiz hale getirebilir. Yoksa Müslüman onu bulamaz kolay kolay. Yani pislik insanlar Müslüman bulamaz. Münafığın bulduğunu yakalayabilir. Ya münafık avcı köpeği gibidir aynı zamanda. Yani küfrün en pislik adamlarını o bulacağı için onun bulduğunu Müslüman yakalayıp ilimle irfanla etkisiz hale getirir. Müslüman nereden bulsun onları? O koku alır. Yani şeytani bir güçte o kokuyu alır. Ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Kuvveti ve onuru onların yanında mı arıyorlar? Oysa kuvvetim ve onurum tüm Allah'ındır diye bildiriliyor. İşte onlardan bir şeyler o. Mesela şöhret olurum, etkilenirim, para verirler, beni bir yere getirirler, korur kollarlar. Ümit var oluyor. Aslında onun ahlaksız olduğunu da biliyor. Fakat dine karşı ahlaksız olduğu için ona fark etmiyor.
Bak Allah diyor ki Allah Cenab-ı Allah onlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, dikkatli olursanız bu emirlere olan azimdendir. Çok ahlaksız olur münafık. Sivri dilli ve pisliktir. Münafığın canı çok tatlıdır. Diyor ya bu sıcakta güneş sıkılır mı? Canı tatlı olan ahlaksızlığından yapıyor. Canı tatlı gibi gösterir. Hiçbir şey söylemek mümkün olmaz bu münafığa. İyilikten iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak da mümkün olmaz. İşte kötülüğü yapma diyemezsin münafığa. Züppelik yapar, çakallık yapar. O anarşist, azgın ruhunu ortaya çıkartır. Çok ustaca anlatılabilir. Dolaylı yoldan anlatılabilir. Yani münafığın suyu baştan kesilerek etkisiz hale getirilebilir. Münafıkla diğer konuşmaya kalkarsan onda demagoji, küstahlık, pislik, ahlaksızlık diz buyudur, bir bataktır yani lağımdır. El alınacak gibi olmaz münafık. Dolaylı yoldan etkileyebilirsin. Yani suyu başından keserek, onun o akışan yolunu keserek durdurabilirsin. Yani çünkü münafık lağımla beslenir. Onun lağımını kestin mi netice alamazsın. Yani yolu kapanır. Kendilerini münafıklar hep müstani, iyi, akıllı, isabetli düşünen olarak görürler. Evet. Müslümanları tabii yanlış düşünen, eksik düşünen olarak görürler. Bir tavsiyede bulunsan çok şiddetli tepki verir bir münafık. Konuşan, onun için hep böyle dokunma. Peygamberimiz hiç dokunmamıştır münafıklara. 300'e yakın münafık vardı. Dokunmuyordu. Yollarını kesiyordu onların. Kanallarını kapatarak etkisiz hale getiriyordu. Direkt muhatap olsa pislik der. Müslümanların başına çok büyük bela olurdular. Ama çok ustaca onları idare etti. İslam'a faydalı hale getirdi.